3. Lig 4. grupta mücadele eden Orduspor 1967 3. haftada pazar 19'da Bergama Sportif'i konuk edecek. Mor beyazlarda Ömer Alper Tatlısu Bergama Sportif maçında galip gelerek seriyi 3 maça çıkaracaklarını ifade etti. Zordu. İlk maç işte ilk yarı biraz sıkıntı çektik falan ama şimdi daha düzeliyor. Daha da iyi olacak mesela zaman geçtikçe. Yani maç oynadıkça daha da iyi oturacak, daha güzel olacak. İnşallah kayıpsız bu maçı da geçmek istiyoruz. Ya yani hani Bergama'yı öyle görmemiz yanlış olur şu an. Çünkü 3. ligde gerçekten her maç zor geçiyor. Her maç mücadele. Gene doğru işleri yaparak, rakibimizi iyi analiz ederek, kendimiz de sahaya bir karakter, bir oyun koyarak gene bu maçtan da galip ayrılmak istiyoruz. Maç maç gideceğiz. İnşallah hepimiz için iyi olur. Sene sonunda da şampiyonluğu elde ederiz. Üçüncü lig 3. grupta mücadele eden 52 Orduspor Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mor Beyazlılar ligin 3. haftasında pazar 16'da Bozokspor deplasmanında puan savaşı verecek. 52 Orduspor bu sezon oynadığı 2 maçta bir galibiyet, bir beraberlik alarak hanesine 4 puan yazdırdı. Yozgat Belediyesi ise bu sezon oynadığı 2 maçta bir beraberlik, bir mağlubiyet elde etti. 52 Orduspor'un Yozgat Belediyesi Bozokspor'la oynayacağı mücadelede Afyon Karahisar bölgesi klasman hakemi Engin Atmaca düdük çalacak. Mor Beyazlılar'da sakatlıktan çıkan Hüseyin Karabey ve cezası biten Nazmi Candoğan, teknik direktör Cahit Erçevik'in şans vermesi durumunda Yozgat maçında forma giyebilecek. Üçüncü lig 2. grupta mücadele eden Fas'ta Belediyespor 3. haftada Nevşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Temsilcimiz pazar 16'da Nevşehir Gazi Stadyumu'nda puan mücadelesi verecek. Mavi siyah sarılılarda kart cezalısı Yusuf Furkan Coşkun Nevşehir Belediyespor maçında oynayamayacak. Fas'ta Belediyespor'da teknik direktör Bekir Ozanas deplasmanda kendi oyununu sahaya yansıttırmak için hafta boyunca yoğun bir çaba sarf etti. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçta Balıkesir Spor'a 4-1 yenilen temsilcimiz ilk dış saha puanını Nevşehir Belediyespor maçında almak istiyor. Nevşehir ekibi ise evinde oynadığı tek maçta İnegöl Kafkas Spor'u 1-0 mağlup etti.